En son 18 gün önce bir günümü çekmiştim. Sonra ne oldu? Sonra aslında ben yaptıklarıma devam ettim. Yogamı yaptım, işte bitkiler ektim, yemeklerimi yapmaya devam ettim. Hayat benim için normal devam etti ama içimden hiç video çekmek gelmedi. 18 gün önce toprak elementine tekrar başladığım gündü. Bir an böyle şey hissettim, sanki hani sizle beraber başlarsam ve bir şekilde yapamazsam, devam edemezsem bu benim çok motivasyonumu etkiler ya da hani size vermek istediğim şeyi veremem diye düşündüm sanırım ve devam edemedim. Ama bugün 18. 19. hatta günümüzdeyiz. Hala karantinadayız. Ben o günden beri neler yaptım? 18 gün sonra kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Bunu bir teklif olarak kabul edip video izlemeye devam eder misin? Bilmiyorum ama o süre içinde hani evde kaldığımızda ne yapıyoruz? Evde kalınca insan ne yapıyormuş falan, hani açıkçası bunları unutmuşum. Bana bu süre çok çok iyi geldi. Non-stop çalışan insanlar için bence esti. Benim için en azından öyle oldu. Hani evet çok sıkıldığım dakikalar da oldu ama inanın neredeyse böyle içimden Allah'ım ne olursun birazcık daha devam etsin falan dediğimi biliyorum. Dürüst olmam gerekirse evet maalesef bunu itiraf etmek durumundayım. Ama ben hani o 18 gün ya da 20 gün boyunca gerçekten boş durmadım. Gerçekten bana çok iyi gelen şeyler yapmaya devam ettim. Umarım sizin de öyle geçmiştir. Mesela domates ekmiştim. İşte böyle bir gazla sizle konuştuktan sonra ne nohut, mercimek ve buğday filizlendirdim. Buğdayı başaramadım. Olmadı. Ama nohut efsane oldu. Mercimek çok güzel oldu. Böyle ve onları birazcık böyle kaynatıp kavanoza koyup biraz daha dolapta saklama fırsatım oldu. Çok doyurucu, çok güzel, çok lezzetli oldu. Bundan sonra da devam edeceğim ben onu yapmaya. Ama ondan sonra da hani size söyledim mi ya da dahil ettim mi hatırlamıyorum. Ben domates ekmeye başladım. Daha doğrusu domates, biber, elma, limon ve patates ektim. Bu değil tabii ki domatesim ama bunu da böyle saçma sapan yöntemler falan öğreniyorum. Yumurta kabuğunun içine ektim. Yumurtanın o kalsiyum ve vitaminlerini alıp daha güzel büyüyebiliyormuş. Onu denedim. Ha var var evet. İlk gün sizinle beraber ektik ve o zaman o gün ektiğimi göstereyim size. Bakın. Ay inşallah kırmam. Bakar mısınız? Bunlar domates. Ve çok güzel bir şekilde. Böyle bahçe domatesi kokusu bilir misiniz? Çok güzel kokuyor. O yüzden sürekli böyle bunlarla falan haşır neşirim. Yumurta kabuklarını öğütücüden geçirip toprağına karıştırmıştım ve çok faydalı oldu. Çok güzel büyüdüler. Aynı şeyi işte yumurtanın kendi kabuğuna da yaptım. Ve çıktı. Ben çıkacağını açıkçası şey yapmıyordum, umut etmiyordum. Neden şeyi çok severim? Yani bilmiyorum sizin mahallenizde ya da evinizde, anneanneniz, babaanneniz falan salça kutusunun metal salça kutusuna hiç böyle çiçek, bitki, meyve falan yetiştirilmiş halini biliyor musunuz? Mesela Big Chef gittiğimiz zamanlarda böyle masanın üzerinde hani şuna benzer şöyle kırmızı İşte metal kutularda çiçekler falan böyle ekili haliyle bırakıyor. Ben Big Chef'i o yüzden çok seviyorum. Evet her yeri çok modern ama böyle saçma sapan şeyler görünce mutlu oluyorum. Sonra işte pizza falan yaptım. İşte evde her gün yemek yapıyorum. Çok ilginç. Pizza falan yaptım da işte mısır falan ekledim. Aa dedim bu kutu bunu ona kullanayım. Sonra bir tane bu kahve dünyasının metal kutusundan vardı. Onun içine toprak koydum. Onun içine bir şeyler falan ektim.
Ve sürekli bir şeyler ekip biçiyorum ve bana çok iyi geliyor. Filizlendirme, çimlendirme yöntemlerim falan var, çok ilginç. Onlar da işe yararlarsa sizinle paylaşacağım. Böyle gidiyor. Yani oturdum şimdi böyle 18 günü özet geçmiş gibi olacağım ama aslında öyle değil. Şöyle biraz söyleyeyim. Elimde kaldı telefon. Bir anda karar verdiğim için video çekmeye böyle üstüm başım çok paspal. Kusuruma bakmayın. Ev hali arkadaşlar. Benim işte küçük herkesin not defteri falan vardır herhalde diye düşünüyorum. Ben baktım işin içinden çıkamıyorum. Kendime normalde ben hep takvimde işaretlerim. Hani iş yerinde de evde de bir takvimim vardır. Hep o yuvarlakları ala ala, üzerine notu ala ala giderim. 2, 3, 4 yıldan beri. Çok uzun zamandan beri. Ama ben bunu defterde hiç yapmıyordum. Defter kullanımım, not tutma mevzum benim çok kötü. Bunu birazcık düzenine sokmak istedim ve mesela toprak elementi için birden 40'a kadar böyle kutucuklar yaptım. Göstereyim. İşte bunun gibi işte 1, 2, 3, 4 her gün böyle her gidişimi işaretliyorum vesaire vesaire. Buraya yapacaklarım. Burada işte çalışmalarım. Burada Sadasana çalışmam var. Satana çalışması da Burak Hoca'nın, Doktor Yoga'nın Instagram ismi bu. İşte 2 gün önce çalışmaya başlattığı bir 30 günlük, 1 aylık bir program. Meditasyon, nefes, her güne bir çakra çalışması ve mesela ben Nadi Shodhana, nefes tekniğinin ismi. Onu çok uzun zamandan beri yapmıyordum. Hani meditasyonumu yapıyorum işte ama nefes çalışmasını bir türlü yapmıyordum. Kolay diye mi? Bana aslında çok çok iyi geliyor. Resmen şuradan nefesin, o oksijenin geçip gittiğini falan hissediyorum. Çok çok iyi geliyor. Ama yapmıyordum. Sağ saklıyordum. Şimdi hayatıma tekrardan o girdi. O yüzden çok mutluyum. Aklıma da işte birkaç fikir var. Twitch'le alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Twitch yayını açmaya falan çalışıyorum ama internet sıkıntısı yüzünden bir türlü başaramadım. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. İnternet hızını yükselttim. VDSL'e geçirdik. Ama istediğimiz o donmadan, yayın donmadan akış sağlayabilmek mevzusu bayağı bir sıkıntı şu anlık. Ne yapacağımızı falan düşünüyoruz. Öyle kafada fikirler falan dolaşıyor. Bir yandan da şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu muhtemelen hani 18 artı ya da 19 artı 1 gibi buradan sonra devam edecek ama her gün bir yin çalışması yapmaya karar verdim. Ben yin yogayı sırf yin yoga olarak hiç çalışmadım. Karantinaya kadar. Karantina öncesinde de pozların içinde falan vardı. Ama sürekli pozdan hani kaçıyordum. İşte başımı ayaklarıma götürüp orada kaldığım poz işte 2,5 dakika falan geçmiyordu. Onu geçtiği zaman zaten gözüme çapaklar. Pardon. 2,5 dakikayı falan geçtiğinde zaten şey oluyordu, hani ben sıkılıyordum, gerçekten sıkılıyordum. Ve zaman kaybettiğimi düşünüyordum. Hani ellerimin üzerinde hoplayıp zıplamak falan istiyordum. Sonra Yin Yang çalışmalarını falan yaptı sağ olsun Çetin Hoca. Kendimi ve bedenimi birazcık daha tanımama sebep oldu aslında bu çalışmalar. Ben duramıyorum. Yani benim eril enerjim çok yüksek. Dişil enerjim çok düşük. Yani bu sürekli hareket halinde olma isteği, böyle hiperaktif ya da ne derseniz. Öyle bir saçmalığım var. Pozun içine duramıyorum. Böyle içimden kımıl kımıl bir şeyler falan oluyor. Sinirleniyorum. Garip garip ruh hallerine bürünüyorum. Bunları böyle peki anlatıyor olmam nasıl? Bu acaba bu kadar konuştum. Ne kadar yayınlayacağım? Yani şöyle çekeyim de gözeneklerim görmeyin en azından. Şaka şaka, gözeneğim yok. Ondan sonra ne diyorduk? Ha. Kendimi birazcık daha tanımama fırsat verdi açıkçası bu çalışmalar ve şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Her gün bir yin pozu seçip 15 ve 20 dakika arası boyunca beraber kalacağız. Her gün bunu yapacağız. Ve benimle beraber siz de bunu yapacaksınız. Şöyle bir şey. Hani evet, insanlar spor yapıyor,
karın kasları, kol kasları, bacak kasları efsane. Ama şuradan sağ sola dön dediğin zaman dönemiyor. Esneklik sıfır. Esnekliğin oluşması da aslında dişil enerjinin. Yani enerji kısmını geçersek bunlar beni ilgilendirmiyor arkadaşım ne anlatıyorsun derseniz aslında esneklik kısmını o pozun içinde biraz daha uzun kalabilmeyi ve aslında biraz da kendinize olan sabrınızı sınayan bir çalışma. Ben bunu yapmaya karar verdim. Her gün bir poz seçip işte içinde 15-20 dakika boyunca kalacağım. Sizle beraber kalmaya çalışacağım. Benim oradaki işte yani siz ne tepki veriyorsunuz? Ben de muhtemelen o tepkiyi vereceğim. Hani çünkü ben de o poza ilk defa ya da o kadar uzun ilk defa giriyor olacağım. Aslında bu benim için bir challenge. Ama sizi de bu challenge'a davet ediyorum. Böyle bir şey yapacağız işte. Çok konuştum. Saçlarım böyle garip bir şekilde uzadılar. Böyle saçımı kesebiliriz sizle beraber. Nasıl göstereyim? Bak buralar daha uzun. Şurası bak birazcık daha kısa. Bak gördün mü? Görebiliyor musunuz? Bu ön hani uzun da önü geçin şuralardan falan bahsediyorum. Belki böyle saçımı birazcık daha yıkadıktan sonraki bir günümde yarın falan şey yapabiliriz. Saçımın uçlarını düzeltip istediğim boya bir tık daha yukarı alabiliriz. Bilmiyorum almayabiliriz. Çünkü böyle yoga falan yaparken tam bağlanacak moda geldi. Normalde bağlanmıyor, arkalardan falan çıkıyor. Sevmiyorum ben aslında o çalışmayı, o görüntüyü ama. Neyse. Siz ne yaptınız? Ne ettiniz bakayım? Yani muhtemelen hani herkes evde diyorum da yani sevgili İstanbul halkı evde değilsiniz arkadaşlar. Sürekli dışarılardasınız. Kendimi gerizekalı gibi hissediyorum siz böyle dışarılarda fink atarken. Yani neden bunu yapıyorsunuz? Özellikle hafta sonları. Ben bizim mahalledeki insanları ihbar etmek istiyorum artık. Kendimi tutamıyorum. Etmedim ama edeceğim yani. Gerçekten o raddedeyim. Sinirlendim. Ya durumun ciddiyetinin farkına gerçekten varmıyorlar. Varmıyoruz. Bir şey olmaz. Çok korkutucu bir evre gerçekten. Bakalım. Tamam o zaman ben şimdi kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakikadan beri konuştum. Kolum ağrıdı. Yemekler, memekler falan. Bir de alışveriş mevzusu çok sıkıntı. Biz internetten alışverişimizi falan yapıyoruz. Ama yani Migros 10 gün falan sonra getirdi. Yani bir daha Migros'tan alışveriş yapar mıyım? İnternetten sanmıyorum. Dışarıda çıkmak istemiyorum ama galiba yarın bugün olmaz da yarın bayağı giyinip kuşanıp çıkacağız. Ve bu gerçekten beni tedirgin ediyor. Kapıya birisi bir şey getirdiğinde ya da hani Koray'a ekmek almaya gittiğinde ya da ben bir şey alıp geldiğimde hani onu bu elle al, bunu bununla çıkar. Kapıya dokunma, poşeti al, ters çevir, at. Eldiven, kıyafet. İnsanı gerçekten çok sinir eden bir mevzu. Sinir eden bir durum. Dilerim İnşallah en kısa zamanda kurtuluruz yani bu illetten. Psikolojik ve sağlık açısından, psikolojik yani ruh sağlığımız ve beden sağlığımız açısından bizi gerçekten çok etkiledi. Bakalım ne olacak. Domateslerimin çıkması beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok seviniyorum böyle çok. Ya, o domates vermese de hani bu kadar büyüdüler falan ya. Ben çok mutluyum. Koray kahkaha attı. Umarım duymadınız bunu. Atmaya devam ediyor. Neyse ben kapatıyorum. Günün geriye kalan kısmında muhtemelen pratikler üzerinden olur diye düşünüyorum. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Bana destek vermek isterseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bay bay.